Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere kişileri zinaya götürme ihtimali olan açıklık ve saçlıktan korumak üzere kadınların örtünmesine ayırmış olacağız. Değerli izleyiciler, kadın ve erkek fıtraten birbirlerini çekerler. Ama toplumsal hayatta da birçok sefer yan yana gelmek durumundadırlar, beraber çalışmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu birbirini çekme özelliğinin biraz törpülenmesi gerekiyor, biraz azaltılması gerekiyor. İslamiyet onun için bir takım tedbirler öngörmüş. Bu tedbirlerin başında kadın ve erkeklerin birbirlerine ihtiyaç olmadığı müddetçe bakmamaları ve bakışlarını indirmeleridir. İkinci tedbir olarak öngördüğü şey kadın ve erkeğin yalnızca birlikte kalmalarını, ihtilat halinde olmalarını, karışık halde yaşamalarını, ihtiyaç yok iken karışık halde yaşamalarını yasaklamış olmalıdır. Hasreten bir kadın ve bir erkeğin beraber olmalarını yasaklamış olmasıdır. Üçüncü olarak alınan tedbir de kadınların örtünmeleridir, giyimlerine dikkat etmeleridir. Değerli izleyiciler, Nisa suresinin 31. ayeti ile Ahzab suresinin 59. ayetinde kadınların örtünmesi emrediliyor. Tabi bu örtü meselesinden biz mahsa örtü olarak değil de bir nevi zinaya götürecek olan bir takım yolların kapanması münasebetiyle bahsediyoruz. Nur suresinin 31. ayet kerimesinde ayet biraz uzun, mealini okuyacağım sadece. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna. Bunlar hariç olmak üzere yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna. Ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini şimdi ziynet yerlerini göstermesinler, ziynetlerini göstermesinler. Bu ayete geçen ziynet kelimesidir ama kastedilen şey ziynet yerleridir. Yani kadınların süs taktıkları, takı taktıkları yerlerdir. Genellikle tabii işte boyun hizasını, boynu ve aşağısını kastediyor. Ve tabii kulaklarını, başlarını kastediyor Cenab-ı Allah bu ziynet ifadesiyle. Yani ziynet yerleri tercüme edirken de zaten o kastedilen mana itibariyle kastediliyor, tercüme ediliyor. Ama yani bu yerlerin örtülmesi herkese karşı gerekli midir? Herkese karşı gerekli değil. Bu yerlerin örtülmesi herkese karşı gerekli değil. Bazı kişilere karşı işte baş açık olabilir ve insan boynuna bir şey taktığı zaman onları birileri görebilir, görmesi caiz olur. Bunlar kimlerdir? Evet, ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından, yani kayınpederlerinden yahut oğullarından, kendi çocuklarından yahut üvey oğullarından, yani kocasının başka kadından olma çocuklarından yahut erkek kardeşlerinden, kendi erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yani yeğenlerinden, öz yeğenlerinden yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yani yine kız kardeşlerinden olma öz yeğenlerinden yahut Müslüman kadınlardan, hani kadınlar bir araya geldikleri zaman onlar birbirlerine karşı başlarını açabilirler, süs yerlerini, ziynetlerini gösterebilirler. Yahut sahip oldukları kölelerden, yani eskiden köleler vardı, o kölelere karşı bunlar açık olabilir. Yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, böyle yaşlı ya da işte bir şekilde erkekliği yok olan, bazen eski zamanlarda insanlar hadım edilirdi, bu gibi kişilerden. Yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan
erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Yani küçük çocuklar, yani kadınlık, erkeklik nedir? Bunlardan anlamayan çocuklara gösterebilirler. Ve işte sadece bunlara gösterebilirler. Bunların dışındaki kişilere göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye. Yani eskiden kadınlar halhal takarlardı ayaklarına. Dolayısıyla o halhal dediğimiz şeyler dahi, hani ayaklarını yere vurdukları takdirde bunlar bilinirdi. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Yani bir nevi işte erkeklerin yanından geçerken adeta kadınlıklarını onlara hatırlatmasınlar. Kadınlıklarını onlara hatırlatmasınlar. Bunu dahi Cenab-ı Allah bir tedbir olmak üzere kadınlar için yasak ettiği şeyler arasına koyuyor. Evet, gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Evet, bu ayet-i kerimede genel olarak kadınların örtülmesi emredilmiş. Ama bir istisnası var. O da görünen kısımlar müstesna deniliyor. Görünen kısımlardan kasıt el ve yüzdür. Ayaklar dahi ihtilaflıdır ama çoğunlukla ayaklar dahi tabi olarak o görünen kısma dahil olduğundan dolayı çoğunlukla ayaklar da oraya dahildir. Yani görünen kısımlar müstesna derken, şimdi insan işte bir iş yapıyor, yiyor, içiyor, yürüyor, gidiyor, geliyor. Dolayısıyla insan işte ellerini kullanmak mecburiyetinde, ayaklarını kullanmak mecburiyetinde, işte yüzünde gözü vardır, ağzı vardır, burnu vardır, bunları kullanmak mecburiyetinde. Dolayısıyla bu yerler hariç kadınların yabancı erkeklere karşı her yerlerini örtmeleri tavsiye ediliyor. Ta ki kadın erkek ilişkileri arasında bir engel olsun. Erkeklerle kadınlar birbirlerine yakınlaşmasınlar diye, yakınlaşmalarına herhangi bir vesile ortaya çıkmasınlar diye. Evet, belki işte kadınla erkek arasında bir çekim olduğundan dolayı, şehevi bir arzu olduğundan dolayı o şehevi arzunun kırılması için bir engel koymak gerekiyor. O engel de örtüdür. Yani bugün işte kadınla erkeklerin eşitliğinden bahsediliyor. Bir nevi kadın örtünürse erkekle birbirlerine hani şehvetinin olmaması hususunda eşit hale gelmiş olacaklar. Yoksa yani kadın sadece örtündüğü takdirde erkekle eşit olacak diye bir şey söz konusu değil. Esas olarak Cenab-ı Allah kadınla erkeği eşit olarak yaratmıştır. Yani dinimize göre erkek ne kadar insansa kadın da o kadar insandır. Erkek nasıl ki imanla mükellef olduğu gibi kadın da imanla mükelleftir. Erkek ibadetlerle mükellef olduğu gibi kadın da ibadetlerle mükellef bir varlıktır. Kadınla erkeği eşitlik olarak bir nevi bir elmanın yarısı gibi kabul etmek gerekir. Kadın ortadan kesilmiş olan elmanın yarısı, erkek de elmanın diğer yarısıdır. Ancak birisinin kadın, diğerinin erkek olması münasebetiyle her iki tarafın birbirinden farklı bir takım özellikleri vardır. O zaman bu elmayı ortadan şöyle kesmiş oluyoruz. Keserken böyle düz olarak değil de adeta tırtıklı, girintili, çıkıntılı kesen bir bıçakla kesmiş gibi kabul edelim. Girintili, çıkıntılı bir bıçakla kesmiş gibi kabul edelim. Bir nevi işte kadının ileride olduğu yerde erkek geridir, erkeğin ileride olduğu yerde kadın geridir. O girintili, çıkıntılı olan şeyleri düzleştirdiğimiz zaman da bir elmanın tam ortadan ikiye bölünmüş hali gibidir. Bu biz burada işte erkek normal olarak zaten giyiniyor. Yani ona bir şey demezsiniz de giyiniyor. Eskiden de giyiniyordu. Şimdiki zamanda da giyiniyor. Giyinmek konusunda biraz kadınlarla ilgili bir problem var. İşte kadının vücudundan bir nevi faydalanmayı gezerken, dolaşırken bile işte gözlerinin zevk almasını arzu edenler kadınların o şekilde gezmesini istiyorlar. Tabii bazı kadınlar da o şekilde gezmekten zevk alıyorlar, hoşlanıyorlar. O bakışlardan bile bazen hoşlanıyorlar. Yani bazıları var rahatsız oluyorlar, bazıları hoşlanıyorlar.
Ama İslamiyet kadın erkek arasındaki o şehvi arzuyu kırmak istiyor, kesmek istiyor. Çünkü aile hayatını korumak istiyor, aile hayatının devam etmesini istiyor. Aile hayatının devam etmesi için zinaya götürme ihtimali olan yolları kapıyor. O münasebetle bir de kadınların örtülmesini istiyor. Tabii kadınlar örtündüğü takdirde o zaman kadın erkek arasında cazibe teşkil edecek olan şey bir engel vasıtasıyla ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla o zaman bir nevi işte erkek erkeğe karşı ne gibi durumdaysa kadın ile erkek arasındaki münasebet de bir nevi öyle gibi olabiliyor. Ama yine cins olarak erkek erkektir, kadın da kadındır. Örtünme dolayısıyla vücut bakımından belki bir etkilenme olmasa bile bu sefer işte bakışlardan, tutuşmalardan dolayı başka sıkıntılar meydana gelebilir. O yüzden lüzumsuz bakışmalar da, ihtiyaç dışı bakışmalar da yasaklanmış. Ayrıca lüzumsuz birliktelikler de beraber aynı yerde, aynı odada kalışlar da yasaklanmış. Ve kadınlara örtünme de emredilmiştir. Ahzab suresinde de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbisesini giysinler. Bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Evet, burada yani örtünmeleri onların tanınmalarına, tercümelerde genellikle iffetli olarak tanınmalarına daha uygundur şeklinde tercüme yapılır. Burada iffet ifadesi geçmemiş ayette, o ifadenin Arapça karşılığı olmadığından dolayı. Ama bazen böyle parantez içerisinde iffetli olarak tanınmalar için daha uygundur şeklinde tercüme ediliyor. Ama netice bir yerde odur. Yani erkeklerin de kadınların da iffetlerini muhafaza etmek için o konuda bir tedbir olmak üzere kadınlara örtülmeleri emredilmiş bulunuyor. Ve Peygamber Efendimiz'e de öncelikle Cenab-ı Allah ona diyor, önce sen söyle hanımlarına ve kızlarına söyle, sonra da müminlerin hanımlarına söyle. Yani burada bir istisna yok. Örtülme sadece peygamber hanımlarına ya da peygamber hanım ya da peygamber efendimizin kızlarına mahsus değil. Müminlerin kadınlarına da, yani diğer kadınlara da örtülmek gerekli olan bir şeydir. Emir suretinde gelmiş olması, ayrıca başka bir takım hadisler ile bu ayetler desteklendiğinde fukahamız örtünmenin sadece namazla değil, namaz dışı yerlerde de, kaldı ki yani bu ayetlerin sonu ve başına bakıldığında hiçbirisinin ibadetle bir alakası olmadığını göreceğiz. Yani bir ibadet münasebetiyle bir örtünmekten bahsedilmiyor yani. Bunlar normal zamanlarda örtünmeden bahseden ayetlerdir. Dolayısıyla bu örtünmeyi sadece namaza tahsis etmek, sadece namaza ait bir durummuş gibi telakki etmek de doğru değil. Namazda da örtünme olacak, namazın dışında da örtünme olacak. Cenab-ı Allah daha önce okumuş olduğum ayette zaten hani hangi kişilere karşı kadınlar örtünmelerini tam olarak yapmayabilirler. Yani en azından başları açık olabilir, ziynet taktıkları yerler açık olabilir. Onları da ifade ettik. Değerli izleyiciler, örtü böyle kadınlar ve erkekler arasında bir engel teşkil ettiği gibi, şehevi duyguları, arzuları kırdığı gibi, örtünün ayrıca genel olarak herkes için başka simgesel anlamları da vardır. Bir defa örtünmeyi sair mahlukata karşı bir üniforma gibi kabul etmek de mümkündür. Yani Cenab-ı Allah sair canlıları yazda kışta onları soğuktan ve sıcaktan koruyacak olan derileri, tüyleri ve kürkleriyle birlikte yaratmış. Yani şimdi bazıları işte o tüylü derileriyle, tüylü durumlarıyla
kürklü durumlarıyla soğuktan korunabilirler. Bazıları kuşlarda olduğu gibi kendi tüyleriyle, kuş tüyleriyle soğuktan korunabilirler. Cenab-ı Allah tabi olarak onlara artık soğuktan korunmak gerekiyorsa soğuktan korunmak için, sıcaktan korunmak için ne gerekiyorsa onlara vermiş. Ama insan soğuğa da sıcağa da çok fazla dayanıklı olmadığı halde sadece başında bir nevi saç olan bir varlıktır. Başının dışında kendisini soğuktan sıcaktan koruyacak kılları, bir nevi saçları yoktur. Bu noktada insan elbiseye muhtaç hale getirilmiştir. Zaten Adem Aleyhisselam dahi cennette ilk yaratıldığı zaman onlar da örtülü idiler. Ne zaman yasak ağaçtan yediler, örtüleri kendilerinden gidiverdi. Ve hemen onlar da yanlarında bulunan ağaçların yapraklarından almak suretiyle öncelikle ayıp yerlerini örtmeye çalıştılar. Ve örtünün insan için aynı zamanda fıtri bir ihtiyaç, fıtri bir arzu olduğunu da bu şekilde anlamış oluyoruz. Yani cennette yeryüzüne indirilmeden önce Adem Aleyhisselam, Havva Validemiz örtülü idiler. Ve sınavı kaybedip örtü üzerlerinden alınınca da hemen erep yerlerini örtmeye çalıştılar. Bu da insanlar için fıtri olduğundan dolayı onların böyle davrandıklarını gösterir. Yeryüzüne indirildikten sonra da insanlar hep örtülmeye devam etmişler. İlk önce ayıp yerlerini örtmüşler. Sonra da sıcaktan, soğuktan korunmak için gerekli olan diğer yerleri örtmeye çalışmışlar. Ama esasen örtü hani sadece sıcak ve soğuktan korunmak için değil. Fıtratın, yaratılışın bir gereğidir. Ve biraz da sair varlıklara karşı adeta bir üniforma gibidir. Onlara, onlardan daha farklı bir varlık olduğunu insanın anlamasıyla ilgili bir varlıktır. Bütün insanlar az veya çok giyinirler, az veya çok üzerlerine bir şey alırlar. Ama hayvanların böyle bir adetleri mevcut değil. İnsanları hayvanlardan ayıran önemli özelliklerden birisi de budur. Tabii örtünme böyle bir özellikten kaynaklanınca, yani örtünme fıtrattan kaynaklanınca, insanın yaratılışıyla ilgili bir mesele de olunca, o zaman insanların mümkün olduğu kadar örtünmeleri daha uygundur. Yani ne kadar örtünebiliyorlarsa o kadar örtünmeleri daha uygun olan bir şeydir. Dolayısıyla açıklık insanları daha çok diğer varlıklara yaklaştıran bir şeydir. Ondan insanların kaçınması lazım. Çünkü fıtri olan bir özelliktir. Geçmiş zamanlarda yaşayan bütün insanlar örtünüyordu. Hani bu zamanlarda da hasreten erkeklere baktığımız zaman erkekler örtünüyor ama kadınlarla ilgili biraz açılma problemlerimiz var. Şimdi Tolstoy'un güzel bir sözü var. O diyor ki açık kadın hürmet telkin etmez. Açık kadın hürmet telkin etmez. Son derece önemli bir söz. Bir meclise açık kadın geldiği zaman diyelim ki o kadının başka meziyetleri var. Nedir mesela o kadın? O kadın bir sanatkardır. O kadın bir bilgindir. Açık olarak geldiği zaman o kadına böyle bir bilgin, bir filozof nazarıyla bakılmaz. Yani kadınlığının dışında var olan özelliğiyle o kadına bakılmaz. O kadına daha ziyade kadın olarak bakılır ve işte vücudundan daha çok, en azından bakışlarla bile olsa erkekler o şekilde ondan istifade etmeye çalışırlar. Eğer kadın kadınlığının dışında bir insan olarak sair özelliklerini daha çok öne çıkarmak istiyorsa o zaman kadınlarla, o zaman kadınlığını biraz örtecek. Yani şimdi bir erkek ile karşılaşıldığı zaman yani ilk önce insanın hatırına gelen şey ha bu kişi erkektir şeklinde bir düşünce mi geliyor? Yani bu kişi işte falan falan özelliklere sahip olan bir insandır. Şimdi kadın karşımıza geldiği zaman da erkeklerin karşısına kadın geldiği zaman da kadının
daha çok insani olan sair özellikleri öne çıkması için o kadınlık özelliklerini örtmesi gerekiyor. Örtü kadın için bu açıdan insani özelliklerini ortaya koymaya sebep teşkil eden önemli bir özelliktir. Ve kadının başkaları tarafından hürmet ve saygı görmesini gerektiren, hürmet ve saygı görmesi neticesini veren önemli bir şeydir. Yani o Tolstoy'un ifadesi, işte açık kadın hürmet telkin etmez diyor. Ama o açık kadının da açıklığıyla birlikte başka insani bir takım özellikleri olabilir. O kadın iyi bir mimar, iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir bilgin, iyi bir sanatkar, iyi bir tüccar olabilir. Ama açık olduğu takdirde o özelliği ön plana çıkmaz. İnsani özelliklerin ön plana çıkması için, daha çok hürmet ve saygı görmesi için kadının örtülmesi gerekli. En azından netice itibariyle şöyle diyebiliriz. İnsanı insandan daha iyi bilen Allah'tır. İnsanı insandan daha iyi bilen Allah kadının örtülmesini istiyor. En azından Allah istediğinden dolayı kadının örtülmeye çalışması gerekir. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.